Arkadaşlar merhaba hepinize. Ufak bir itirafla başlamak istiyorum. Wolfenstein The New Order'ı ben bilgisayarımın kaldıracağı konusunda cidden şüpheliydim. Çünkü bilgisayarımın özellikleri oyunun sistem gereksinimlerini minimumda bile olsa böyle nadiren karşılıyor gibiydi. Dolayısıyla biraz seriye uzak kaldım açıkçası. Hani hiç başlamayı bile düşünmüyordum. Fakat bir baktım ki hiç de işler tahmin ettiğim gibi değilmiş. Oyun hani bilgisayarımda normal bir seviyede çalışıyor, o yüzden denemek istedim. Biliyorum 4 tane serimiz var şu an devam eden, fakat bununla birlikte 4 tane serimiz var. Hani kısa sürede bu 4'ünü de yürütüp bitirmek istiyorum, çünkü Ekim ve Kasım ayında hakikaten çok güzel oyunlar geliyor. Onlar gelene kadar bu 4'ünü aradan çıkartabilirsem çok mutlu olacağım. Hemen oyundan bahsedelim kısaca, her zaman yaptığımız gibi. Wolfenstein serilerinden ben bir tek şeyi oynamıştım. Return to the Castle'ı oynamıştım, böyle yaratıklar, zombiler falan vardı, Nazilerin yarattığı. O oyundan sonra Wolfenstein serisiyle pek ilgilenmedim. 2004 yılında mı, 2010 yılında mı bir oyun çıkmıştı, onu da oynamadım. Fakat bu oyunu oynamayı cidden istiyorum. Hikaye de şu: hani biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın Naziler kaybetti 1945 yılında. Bu oyunda da alternatif gelecek var ve bu alternatif gelecekte Naziler 2. Dünya Savaşı'nı kazanıyor ve süper silahlar yaparak dünyayı tehdit ediyorlar. Bizim amacımız da bu kötü arkadaşları. Pekala. Bu kötü arkadaşları emellerinden uzaklaştırmak, dünyayı kurtarmak falan filan. Hemen oyunumuza geçelim. Çok fazla uzatmayalım lafı. Ah! Wolfenstein'in klasik zorluk aşaması. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama biliyorsunuz ben FPS kabiliyetime güveniyorum. Böyle gizlilikten sonra. Hani bu oyunlarda bolca aksiyon olacağı için gizlilik ikinci planda biraz daha, çünkü beceremiyorum. Bilmiyorum hangisini seçmeliyim. Bu tabii ki hiçbirimizin seçmeyeceği. Bakın, bu very easy. Tamam, bu easy. Bu da sanırım normal. Yani normali seçmek herhalde. Şunu seçtiğimizi düşünsenize. Ay, oynayamıyorum oyunu. Pekala. Sanırım bunu seçmek çok mantıklı olacaktır. Pekala. O zaman Wolfenstein The New Order'a başlayabiliriz. İyi seyirler. Evet, merhaba tekrardan. Şimdi gözüme çarpan bir şey var, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Yalnız bir görev verdi bize, bakın. Bir saniye. Evet, kablo ve sanırım böyle yan kes gibi bir şey lazım. Nereden alacağımı bilmiyorum. Ah, şöyle bir şey var. Oyunda kaplama sorunu olduğundan bahsediyordu. Bütün konsol sürümlerinde de, bilgisayar sürümlerinde de. Hadi ama. Evet, bu defa için alete ihtiyacım var. Pekala, aleti almadım diye düşünüyorum. Kokpit kapandı. Aman Allah'ım, kaldık burada. Hayır, lütfen ölmeyelim. Bir saniye, benim alet bulmam lazım bir yerden. Hop, görev güncellenmiş. Şu an mini haritam da olmadığı için biraz zorluk çekiyorum açıkçası. Ne lazım? Bir yan keski bulduk ve bir çelik kablo gibi bir şey sanırım. Aa, sanırım ihtiyacım olan şeyler bunlardı. Pekala. Hemen şu neyi düzelttiğimizi bilmiyorum ama sanırım. Ya aman Allah'ım! Aman! Ah! Evet, yakıt deposu sanırım sızdırıyormuş az önce. Onu tamir ettik. Ama hala bir saniye, uçağımız hala düşüyor ve ağırlıklarından kurtulmamız lazım. Hadi ama. Niye günlük geldi? Pekala. Evet, şu an uçağımız hala düşüyor ve ağırlıktan kurtulmamız gerekiyormuş dediğine göre. Aman Allah'ım, kargo bölümüne geldik. Pekala. Oldukça kolay bir göreve benziyor. Mouse 3. Neden? Pekala. Hepsinden kurtulmamız gerekiyor anlaşılan.
Hadi, hadi. Hey. Aman Allah, biz düşmeyelim. Ne olur biz düşmeyelim. Sakın, sakın. Biz de aslında duyuyoruz bunu bilmiyorum cidden. Bakın, aman Allah. Canım niye acıdı az önce? Sanırım, evet, az önce iplerini kestiğim kargolar vardı ya. O elimizde bıçak var. Aa, şimdi kayboldu. Bacaklarımı görebiliyor muyum? Hayır. Sanırım ittiğimiz kargolardan birkaç tanesi. Aman Allah. Oh, bizi ezip geçti. Oh, uçakta delik açıldı. Ay. Evet, bakın, kaplama sorunu bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Böyle kaplamalar nedense sonradan geliyor. Aman Allah. Müthiş bir olay ama çok tehlikeli. Eyvah. Evet, hala şu an oyun bize bazı şeyleri öğretme aşamasında olduğu için şunu vurmalı mıyım? Aa, bizim uçağımız. Aman Allah, özür dilerim. Hayır. Lütfen. Yalnız çok zevkli olduğunu söyleyebilirim şu an yaptığımız şeyin. Hayır, yapmıyorsunuz. Hayır. Neden şu karşımdaki patlamadı bir türlü? Yoksa bizden mi o? Oh, bizden uçak! Aman Allah'ım, sürekli dost uçakları vurup duruyorum. Lütfen, lütfen önüme çıkmayın. Evet, sanırım mermi sıkıntımız da olmadığı için bolca tarayabiliriz diye düşünüyorum ama yine de... Hayır! Aman Allah'ım! Aaa! Aaa! Öldük! Aaa! Erkenden ölmeseydik keşke. Evet, sanırım... olması gereken bir şey oldu. Vay. Pekala. 20 canımız var yalnız. Can paketi attı yere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl alacağım onu? Evet. 20 sağlığımız oldu. Etti 40. Ay. Evet, kokpitimiz hala kapalı. Şimdi görevimizin ne olduğunu bilmiyorum. Bir saniye, sanırım emir alıyoruz. Bir şeyimiz çalışmıyor sanırım. Yaptığımız şeyle radarı tekrar yerine mi soktuk? Tam olarak anlayamadım. Altyazılar çok hızlı geçiyor. Hayır. Lütfen dışarı çıkalım artık. Aman Allah. Hayır. Evet, şunu söyleyebilirim. Şu an ya inişe geçtik ya da düşüyoruz ikisinden. Umarım düşmüyoruzdur ya. Lütfen. Hey. Hadi. Lütfen. Lütfen bir şeyler yap. Oturabiliyor muyum? Hadi ama. Ne yapmam gerekiyor benim? Tam olarak da... Sanırım benimle konuşmuyorlar. Aa, akabımız kilitli, pekala. Evet, yan tarafta birisini hazır tut çünkü ziyaretçilerin var dedi. Sanırım silahın aynısını... Evet, şimdi oldu. Burada bir... Aman Allah'ım, burada birilerini mi vuracağız? Yok artık. Abi mümkün değil böyle bir şey. Değil. Aman Allah'ım, atlamamız gerekiyor. Geliyorum. Eyvah, ölmeyelim. Abi böyle bir şey olamaz. Evet, oyun hala böyle.
Evet, oyun hala öğretme aşamasında olduğu için böyle mesela koşup zıplamanız gerektiğini böyle tutorial olarak sol üstte çıkartıyor. Güzel. Vallahi havada... Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Yerin altına girdik. Aman Allah'ım. Do or die, son. Same as always. Hoorah, sir. Evet, bilmiyorum. Az önceki kendilerinden saldık. Pardon, kendilerinden alıyoruz sandım. Meğersem yerdeymiş. Şimdi bizim kullandığımız uçakta sanırım iki kişi vardı. Biz ve bir arkadaş vardı. Şu an kendisinin nerede olduğunu göremiyorum. Kargo uçağındaydık belli ki. Şimdi görevimiz nedir gençler? Bir saniye. Görevime bakabiliyor muyum şu günlükten? Evet, Condor 9'da indik değil de bir nevi atladık gibi oldu ve Fergus bizi bekliyormuş konuşmak için. Şimdi Fergus'u bulmam lazım sanırım. Şu sağlıkları alalım. 120 sağlığımız oldu. Müthiş. Silahın var mı? Hayır, yok. Aa! Burası mı acaba gelmemiz gereken yer? Evet, arkadaşı öldüğü için sanırım bir şok geçiriyordu ve aman Allah'ım kapı yine kapandı. Hayır. Eyvah. Aman Allah. Lütfen bir yere oturabilelim artık. Hani uçağın kontrolünde aslında buradaki insanlar niye ölmüş? Şu an sanırım öyle bir gidiyoruz ki hiçbir şey göremiyorum. Evet, çarpacağız bir yere. Çarpacağız. Hayır. Çarpacağız. Biliyordum. Hakikaten biliyordum. It's the break of dawn. July 16, 1946. Everything has gone to shit. Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around.